Mega Reform. Türkiye'nin mega değişim sitesi. Evet, öyle oldu değil mi? Evet. Nasılsınız? İyiyim vallahi, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Tam da arkanızdan bir ezan sesi geliyor galiba şu anda. Evet, evet, biraz ezan sesi geliyor. O bitsin. Zaten o bitene kadar arkadaşlar da gelirler. Evet. Ondan sonra biz de yayınımıza başlamış oluruz. Evet, gün çok da güzel bir gün. Evet, 04.04.2024 gerçekten. Bu özel günde sizinle birlikteyiz. Dilerseniz sizi tanımayan takipçilerimiz varsa sizi tanımakla başlayalım yayınımıza. Vallahi benim takipçilerim hani beni biliyorlar, tanıyorlar. yazar ve eğitmenim ben. İşte farkındalık üzerine, iyi akşamlar bu arada. Farkındalık üzerine fayda ve dönüşüm rehberliği yapıyoruz. Farkındalık rehberliği yapıyoruz. Bununla ilgili eğitimler ve atölye çalışmalarımız oluyor. Onun dışında da işte zaman zaman kamplar yapıyoruz. İşte böyle canlı yayınlara katılıyoruz. Yazılarımızla kişilere katkı sağlıyoruz. Bunları neden yapıyoruz? Şimdi zaten şu ezan da bittikten sonra bunları konuşalım. Öncelikle dedik ki konumuz dedik. Ben bu arada YouTube'da da açtım da hani canlı yayın, orayı da kontrol ediyorum. Ejderha yılı dediğimiz için Aylin'cim, ben de seni seviyorum. Horoz sembolünü her biriniz evinizde bulundurun. Bu bir takı olabilir, herhangi bir şey olabilir. Şimdi ben böyle broş şeklinde aldım. Bazen hani bu şekilde takıyorum. Neden? Çünkü eski Çin astrolojisine göre her birimizin burcu farklı. Köpek ve ejderha yılı olduğu için bu yıl ve ejderha ateş yılı olduğu için köpek burcunda olanların ve karşı zıt burcu köpek ve horoz burcu olanların evinde horoz figürünü kullanmasında ve taşımasında fayda var diyoruz her birimiz için. Çünkü bütün semboller, kainatta yaratılmış her şey, ki bizim semboller eğitimimiz de var. Hani işte web sitesinden satın alıp izleyebiliyorlar. Hiçbir sembol boşuna konulmadı. Zaten hiçbir isim de boşa konulmadı. Zaten şu içtiğimiz suda dahi bir titreşim ve frekans. Öyle olduğu için kullanmış olduğumuz doğal taşlar bütün kainatın sembolünü taşır. İçtiğimiz su, vücudumuzdaki, bedenimizdeki organlarımız, bunların her birinin bir titreşimi ve frekansı var. Öyle de olduğu için şimdi giriyoruz, ezan da bitti madem, ejderha yılına. Dedik ki 04.04 dedik. Bu gece portallar açılıyor dostlar. Portal açılması ne demektir? Hani şimdi herkes hani böyle bilmeyenler olabilir, şey olabilir. Bizler çakra sistemimize göre her bir ruh boş, başı boş yaratılmadı. Yani yaratılan herkesin hani bir rehberi, bir meleği var deriz ya. Çünkü bizler oraya bağlantılıyızdır. Sürekli korunma altındayızdır. Ve böyle de olduğu için oradan bize sürekli mesajlar gelir. Tıpkı senin bir çocuğunun olduğunu düşün. Ve senin bu çocuğun işte okula gidiyor, işte ne bileyim arkadaşıyla tanışıyor ya da arkadaşıyla bir kavgası oluyor ya da ne bileyim işte sınava katılıyor, diyorsun ki hangi okula göndereyim, nerede okusun vesaire, ona yardımcı oluyorsun ya. İşte bizi yaradan da bizi başıboş bırakmıyor. Bizi yaradan da sürekli oradan bize mesajlar, oradan bize bilgiler, oradan bize akışlar veriyor. Çünkü bizler onun yaratmış olduğu, onun özünden yaratmış olduğu ruh varlıklarız. Ama aynı zamanda neyiz? Bedenimiz, ruhumuz ve zihnimiz de mevcut. Neden bedenimiz mevcut? Çünkü biz bu dünyaya geldik tekamül etmeye. Nasıl tekamül edecektik biz? Bedenle birlikte tekamül edecektik. Şimdi dedik ki 44 zaten 1444 Hicri dönemle birlikte yeni çağ giriş başladı. Bu yeni çağ giriş dediğimiz şey nedir? Adem, yani ilk yaratılıştan beri zaten tufanlar olur. Nuh tufanı olsun, işte birçok bölüm Musa Kızıldeniz'i yardı, birisi girdi, işte birisi çıktı. Çok çok teşekkür ediyorum, bu ne güzellik demişler, sağ olun.
Dünyada da bu Covid, sizler de biliyorsunuz, hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Dünya da kendini yeniler. Bir şekilde eski yıkılacak ki yeniye geçiş olsun. Yani bir şey, şimdi diyelim ki siz bir bina yapmaya karar veriyorsunuz. Bu binayı yapmak için ne yapıyor? İşte inşaatçılar geliyor. Önce işte o şeylerle, kazılarla kazıyor, ediyor, değil mi? Yeni bir binayı inşa etmek için. Var olan bir binanın üzerine sen herhangi bir bina yapabilir misin? Yapamazsın. Şimdi kainatta böyle. Bir takım eski düzen, kaoslar başlar. Kimi ölür, kimi hastalık, işte kimi ateşler, kimi su, depremler. Bunların her biri doğada insan gibi yaşar. Şimdi bu ejderha yılına girdiğimizde zaten doğasal olarak bir takım olaylar yaşayacağız. Ama tabii ki bizler felaket tellalı değiliz. Ama tabii ki bir akış, portaldan gelen bilgiler, çok şükür ki bir takım veriler alıyoruz. Bunları yaşarken dünya olarak, yani dünya kendisini yenilerken, bizler de bu dünyada olduğumuz için bunlardan etkileneceğimiz durumlarımız olacak. Ejderha yılı nedir dedik? Ejderha ne yapar? Ateş, değil mi, ağzından? Küçükken hatırlayın, hani çocuk filmlerinde ejderha genelde erkekler daha çok sever, işte bir ateş püskürtür. Şimdi ejderha sembolünün de bir şeyi var. Çin'e göre ejderha neslini öldürmek, bazı tradisyonlara göre, bazı inanışlara göre Çin'e göre neslini öldürmekken, diğer inanışlara göre de gücünü eline almak. Çünkü ejderha ateşi diyoruz. Şimdi bizler vücudumuz sudan yaratıldı. Beynimiz su kütlesinin içinde. Ağaç, ateş, su, toprak ve metal, bizler beş elementiz. Ve bu beş element ne varsa alemde, hepsi Adem'de yasası gereği. Zaten nedir? Bizler, yani maddede olan insanın vücudunda da var. Şimdi dedik ki ejderha yılına giriliyor. Neler yapalım, neler yapmayalım, nelerden korunalım? Zaten olacak olan oldu dostlar. Bizler buraya gelmeden önce levh-i mahfuz dediğimiz o kalü belada seçimlerimizi yaptık. Bu kaderle ilgili bambaşka bir konu. Tabii ki bu seçimlerimiz burada külli irade, cüzi irade. Bu da başka bir konu. Belki başka zaman bir yayın yaparız. Şimdi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şu son dönemlerde baş ağrısı yaşayanlar, baş dönmeleri yaşayanlar, arkadaşlardan sınanmalar, eski dostlukların bitmesi, birbirine işte kötü konuşmalar, sözler vesaireler, olan işlerin aksaması, bakın ne varsa alemde hepsi Adem'de, ne varsa göklerde hepsi yerde diyoruz. Yani Merkür tutuldu. Niye Merkür tutuldu? İşte telefonlar çalışmayacak, işte sözleşme yapmayın, eski sevgililer geri gelecek falan filan derler. Evet, doğru. Merkür gezegeni geri gittiği zaman bir takım duraksamalar yaşar insanoğlu. Çünkü yerde ne varsa gökte de o vardır yasası. O yüzden biz bir Merkür'ü, bir ayı, bir kediyi, bir köpeği dahi birbirimizden ayıramayız. Köpek neyse sen de olsun, kedi neyse sen de olsun, o da senin bir parçan, o da senin bir parçan. Her şey bütüne hizmet ediyor. Fare yaratılmamış olsaydı tarladaki ekinlere işte yenecekti. Öbürü onu koruyor, onu koruyor. Güneş geliyor, ekinleri ısıtıyor, besliyor, suluyor, büyütüyor. Fare geliyor, kedi fareleri kolluyor. Fareler yiyemiyor. Bakın, yaratılan her şeyin bir sebebi ve nedeni var. Yani sen kalkıp da o fareye diyemezsin ki niye burada? O fare orada olmasa diğer haşereler o ekinleri yiyecek. Demek ki neymiş? Ne varsa bizlerde, ne varsa alemlerde, her biri bizim içimizdeymiş. Şimdi ejderha yıl 0404. Bunu ben biraz frekans olarak, biraz böyle kuantum alanı olarak, hem de tasavvuf olarak açıklayacağım. Çünkü bilgi, yani ilim ve bilim tek. Yaratılan her şey yine ona mahsustur. Bizler ne ilimi ne bilimi birbirinden ayıramayız. Numeroloji dediğimiz şey çok eski bir bilim. Astroloji de yine matematiğe dayanan bir bilim, ama aynı zamanda Kur'an'da da geçtiği için ilim. Şimdi bu ilmin içine bir de ledün ilmi girer.
LED ilmi dediğimiz şey de bu boyutsal arası. Yukarılardan, rehberliklerden alınan işitsel ve duru görülerdir. Bazı kişiler bunu seçip gelmiştir ve oradan görüleri alırlar. Buradaki insanlığa da katkıda bulunurlar. 4-4, 44, 4-4'lük yapmak demek. İşini 4-4'lük yap. 4-4'lük dediğimiz şeyde çakra olarak baktığımızda kuantum alanında birinci çakra, ikinci çakra, üçüncü çakra, dördüncü çakra dediğimiz hop şimdi tasavvufa geçiyorum. Mümin kulumun kalbine sığmadım dediği yer kalbin. Yani sen işini de, gücünü de, aşkını da, sevgini de, her şeyini de aşkla yapacaksın. Aşkla yapmak için de ne yapacaksın? Önce bir iman edeceksin. Hop bu sefer tasavvuf kısmına geçtik. Çakralar dediğimiz şey vücudumuzdaki çarklar. 7 tane vardır bizim vücudumuzda. Kökleniriz. Hazreti Adem üretiriz. İşte Meryem gücümüzü elimize alırız. Oradan İsa makamı kalp. Oradan Muhammed makamı ve ondan sonrasında çıkar esir madde diye ruhla bağlantılıdır. Sen ruhunu ve bedenini birbirinden ayıramazsın. Yani sen bir şey yediğin zaman, ay karnım şişti şu bu diyoruz ya. Evet doğru, yediğin besinden senin karnın şişiyor. Lakin bunun bir de duygusal sebebi var. Eğer ki sen hazmedemediğin olaylar yaşamışsan, eğer ki sen bırakamadığın duyguların varsa, çok geçmişte yaşıyorsan, geçmişte takılıysan, o bana bunu yaptı, şu bana şunu yaptı diyorsan, hazmedemediğin için bazı şeyleri, evet sende şişkinlikler ve alerjiler olur. Çünkü bu insana gıcık oluyorum dediğin şey aslında o insana alerjin vardır ve vücudun, yani ruhun o kişiyle, o ortamda, o insanla olmak istemiyordur. Ruh nasıl konuşacak? Ruhun dili yok. Hop, bedene indiriyor bunu. Bedende kaşıntılar ve şişlikler başlıyor. Zaten hastalıkların tedavisi ve duygusal sebepleri diye atölye çalışması da yaptık. Bu da yine hop gidiyoruz. İbn Sina'nın kadim bilgilerine. Bunlar kadim bilgilerdir. Hani tıp belki şunu söyleyebilir. Hayır canım süt alerjisi var. Süt içmeyecek. Tamam. Ama benim bir de ruhum var. Yani sen benim bedenimle ilgileniyorsun. Kabul ediyorum seni tıp. Doğru söylüyorsun. Ama bir de bunun gel ruhsal sebeplerine bakalım. Çünkü bu dünyadan ben bir gün bu beden gidecek. Bu beden toprak olacak. Ben ruhumla başka boyuta, diğer aleme geçeceğim. Ve ben buradan gittiğimde bedenimi, paramı, malımı, mülkümü değil, o ruhum neye tekamül ettiyse, neyi burada öğrendiyse, o şuurla, şuur ölmeyecek. Beden ölüyor, şuur ölmüyor. Ben o şuurla oraya gidip, orada tekrardan yeni bir boyutta canlanacağım. Hop, Kur'an'a gidiyoruz. Her canlı ölümü tadacaktır diyor. Bakın, her canlı ölecektir demiyor. Ölümü tadacaktır. Ölümü tadacaktır dediğimiz yer. Geçiş, o geçişten sonra aslında da orada canlanma. Şimdi 4-4 nedir? Eğer ki tarikat olarak bakarsak şeriat, hakikat, marifet ve tarikat 4 büyük kapı vardı tasavvufta. Bu 4 kapıdan geçmen gerekiyor. 4-4-4-4, 44-44. 4 büyük peygamber. 4 büyük baş melek. Bakın dünya, yani ruhaniyet bunlarla dönüyor. O yüzden bu 4-4-4-4 demek sen ruhunu, zihnini, bedenini ve imanını bütünledin mi demek. Bütünleyip, birleyip bir beden olmadığını, bir ruhunun olduğunu ama tabii ki bu ruhun sadece ruhta değilsin sen. Yani mesela çok şükür biz astral seyahat yapabiliyoruz. Hani ben talep etmişim. Görülerim açık. Ben yapabiliyorum. Yıllar sonra bana verilen bir yetenek. Herkes yapabilir. Aşamaları, şeyleri, çalışmaları vardır. Lakin yukarıya gittiğin zaman orada sen neyle karşılaşıyorsun? Hangi bilgiyi aldın? Faydaya mı kullanacaksın? Ne gördün orada? Oradan yere indiğin zaman bocalayabilirsin. O bilgileri almak, oradaki gördüklerini hazmetmek. Bunlar çok böyle kolay şeyler değildir.
Yaparsın. Lakin buraya inip bedende topraklamak durumundasın. O bilgiyi, o gördüklerini, o aldıklarını. Çünkü bizler şu anda dünyadayız. Dünya boyutundayken de dünyaya topraklanıp dünyada güzellikle ve kolaylıkla yaşamak için, çünkü kurban bilincindeydi bu zamana kadar. Özellikle Türk halkı Anadolu toprakları diyelim, atasoylarından gelme duygulardan sebep biraz böyle kurban bilincinden beslenir. Çünkü atasında evliya olanı da var, atasında hırsız olanı da var, atasında aşk acısı çekeni de var, atasında vurgun yapanı da var, atasında çoklu evlilik de var. Şimdi bir elma meydana geldi. Nereden gelecek? Elma ağacından, değil mi? Hani o elma, armut ağacından elma çıkmaz. Çok zor. O yüzden sen ne yapıyorsun? Senin atandaki bir takım epigenetik geçiş deniyor buna. Artık bunu bilim de kanıtladı. Hani fiziksel genetik, bir de epigenetik geçiş. Sen şimdi bunu aldın. Bu epigenetik geçişi atalarından sebep. Bu geçişleri aldın. Bunlarla bu zamana kadar ata soylarının duygu ve düşünceleriyle beslenmiş idin. Şimdi sana hayat ve sistem diyor ki tekamül hızlandı. Bu zamana kadar bu şekilde yaşamış olabilirsin. Lakin bundan sonra bunlardan özgürleşebilirsin. Çünkü Şiron, benim Beni Sen Anlat kitabımda Şiron gezegeninden bahsettim. Yaralı şifacıdır Şiron. Bir insan bir insana şifa vermesi için yaralardan geçmesi gerekir. Hiçbir kişi lay lay lom işte canım cicim bundan önce bir video koydum işte peygamberlik 40 yaşından sonra hayat başlar dedim. Hani siz de izlemişsinizdir. İzledim. Haydi ben canım cicim deyip de hiç kimse kalkıp da böyle şey yapamaz yani. Bilmeden o acılardan geçmeden insanlara empati yapıp da konuşamaz. Konuşurum ben yapabiliyorum diyen varsa da gelsin ben göreyim. Yapamaz. Bir takım sınanmalardan geçecek. Nefs mertebelerinden geçecek. Bir takım acılardan geçecek ki neyin ne olduğunu görebilsin. Orası da dualite. Yani senin eğer ki ata kodunda aldatılmak var ise, senin ata kodun birisini, bir kadın ya da erkeği aldatmışsa, sende de bu kod varsa dünyaya geldin. Bunun dualite gereği sen bu kodunu dönüştürmek için, bu kodunu fark etmek için ne yapacaksın? Ne gelecek senin önüne? Sınavlar. Nasıl sınavlar? Aldatılacaksın. Ya da aldatacaksın. Ki tabii. Hani şimdi diyor Evet, ki tabii işin o boyutu da var. dualiteyle seni sınayacak. Çünkü sende bu kod var. Çok seviliyorsun, seviliyorsun. Ama bu kod da içinde duruyor. Bir gün bu çıkacak, değil mi? Dönüşüm için. Bir şekilde böyle bir kişi gelecek ki seni önce yontacak, önce aldatılacaksın, önce üzüleceksin, sonra neden diyeceksin, sonra sorgulayacaksın bunu fark edip, neden diye fark edip, ondan sonra sevginin de yerini anlayacaksın. Ya sen had hudut edep bileceksin, aldatmayacaksın, ya da karşındaki de aldatılmayacak çünkü dengeye gelmiş olacaksın. Bu her şeyde böyledir. Denge yasası dediğimiz şey budur. Kalpler Senlere gelmiş çok çok teşekkür ediyorum. Öbür türlü sınavın anlamı olmazdı. Hani zaten biz bu dünyaya gelmezdik. Değil mi? Çünkü orada süptildik, uçuştuk, ruhtuk, beden yoktu, Adem Havva yoktu, kadın erkek yok, ruhun cinsiyeti yok, süptil bir yapı. Oradayken zaten Rabbül Aleminle birsin, birlikte yaşıyorsun, beraber yaşıyorsun, birsin, teklik var orada, tek. Orada ihanet yok, acı yok, sevgi. Orada sadece orada koşulsuz sevgi boyutu orası. Orada nasıl deneyimleyeceksin, değil mi? Buraya gelip burada yaşayacaksın ki deneyim yaşayabilesin. Deneyim içinde ne gerekiyor? Beden gerekiyor. Beden gerekiyorsa ne oluyor? Hastalık da olacak, o da olacak, bu da olacak vesaire vesaire ki bu da böyleymiş, bu da böyleymiş. Aklını kullanıp tekamül dikey gider. Birden hop çapralar olarak biz yukarı çıkalım, deneyimleyelim. Var mı bir sorunuz? Vallahi o kadar güzel anlatıyordunuz ki ben bayağı kaptırdım kendimi böyle. Bence takipçilerimiz de öyle. Tabii soruları varsa alalım. Evet, ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel anlatıyorsunuz demiş. Gerçekten öyle.
Evet, Değişmek yerinde. daha sık yapmalıyız bence bu yayınları sizinle. Yapalım, yapalım, Evet, olur. çünkü o Her kadar çok günde. aslında konu var ki sizde, katman katman, yani böyle bir konudan giriyoruz ama bir sürü başka şeylere Evet. açılıyor o konular. Evet, şimdi ejderha Evet. yılı dedik, hani konuşuyoruz Evet. bu, farkındaydınız başka yere getiriyor. Evet. Şimdi, Şahane. koç Peki, güzel bir yıl burcunda. olacak mı peki? Yani şimdi sizin hani bu şey olarak yorumlamanızı sorayım, merak eden takipçilerim de vardır aslında. Ben de onların biraz sözü olmak adına. Nasıl bir, yani bu ejderha yılı bir yıl sürüyor değil mi? Seneye kadar sürecek. Görecek. Şimdi şöyle, Koç burcunda gerçekleşiyor güneş tutulması. Çok yakın, hani artık geldi yani. Bu arada ne demiş? Sık sık 44 gün Evet. izin demiş. Yayını kaydedecek arkadaş. Beni de kaydederken etiketleyeceksiniz değil mi? Aynı zamanda Tabii benim tabii. sayfama da Tabii. düşecek. Tabii. Benim de sayfamdan, Mega Formunda Tabii. sayfasında şey yapabilirsiniz. Nedir adı? İzleyebilirsiniz. Anlatsak İzleyebilirsiniz. 44 nedir? Evet. Ne demiş? Emeğinize sağlık. Sağlık. Değerli hocamızın ağzına yedin. Allah ilmi amin. Çok Amin. çok teşekkür ediyoruz. Çok Evet. sağ olun. Evet. Şimdi sevgili dostlar, Koç burcunda gerçekleşiyor güneş tutulması. Güneş tutulması nedir? Hani güneş tutulur. Ben onu astrolojik açısından bahsetmiyorum. Hani çünkü ben numerolojistim ama astroloji ilmim var ama çok fazla öyle değil. Yani astrolog değilim. Bilmediğim yerde haddimi de bilirim. Bilmediğin yerde edepliyim. Hop çekileceksin. Bu ilim de böyle bir şeydir. Onu da biliyorum, bunu da biliyorum. Yok. Benim rehberle kalalım başka. Şimdi 4-4 girdik. Ateş, ejderha, koç burcunda. Yenilik demek. Sen bir yemek yaptığında ne kullanıyorsun? Yemek yaparken. Yemeği... Yani soğan. Hayır, yemeği pişirmek için ne kullanıyorsun? Ateş. Ateş olmadan o yemek pişer mi? Pişmez. Evet. Peki sen ateşi çok açarsan ne olur? Yanar. Az açarsan, çok kısık ve cılız bir ateşse ne olur? Olmaz, onda da pişmez. Evet. Eyvah, pişme yılımız mı Yok. İptal ediyoruz. Olumsuz düşünmek yok. Şimdi İptal ediyoruz. şöyle. Çok çok teşekkür ediyorum Yoncacığım. Ateşimizi nerede ve nereye kullanacağımız çok önemli. Koç burcu başlangıç, cesaret. Bu zamana kadar cesaret edemediğin şeylerden sana gök kubbe diyecek ki hop haydi artık çık oradan. Çık o alandan. Bak çok konfor alanında kaldın. Bak çok orada debeleniyorsun. Bak sen çıkmazsan ben senin çıkacağım. Kafana pıt vurabilir. Yapar sistem bu. Yani eyvallah diyeceğiz. Çünkü her birimiz buraya bir anlaşmayla, bir sözleşmeyle geldiğimiz için, her birimizin gidecek olduğu bir yol olduğu için, eğer ki senin içeride talebin varsa, hani ben Allah'ım şunu istiyorum, bunu istiyorum diyorsan ve yapamıyorsan, konfor alanındaysan, nasıl yapacağım, mışlar mışlar mişleri mışları, sistem diyor ki sen gel bakayım buraya. Ya o hafif seni celal sıfatıyla okşar, yani kafana böyle yapar, annenin çocuğu Evet. yaptığı gibi. Ya da hadi kalk kızım, kalk oğlum der sana. Sen şimdi hangisini seçeceksin? Öncelikle bunu bilmen gerekiyor. Çünkü dünyada kaoslar biraz yaşanacak, evet. Ama neler yaşanacak, ne olacak girmiyorum. Çünkü dediğim gibi felaket, tellallığı değil bizim Tamam. işimiz. Ama zaten izleyeceğiz, zaten göreceğiz. Ateş yılı dedik. Ateş dediğimiz için zaten ateşle ilgili olayları olacağını zaten herkes anlamıştır. Bizim içimizde su var dedik. Suyun dışında ateş var dedik. Ateşle yemeği pişiriyorsun. Aşık olduğun zaman vücudundaki ateş yanar. Aşk acısında cayır cayır yanıyorum Rabbim dersin. Canın yanar. O aşk ateşi. O aşk ateşi beşeriden seni ilahiye de götürür. İlahi aşk ateşi nardan da nura geçiş denir. Buna aynı zamanda. O ateştir bizi yakan. Lakin Simurg'un hikayesini düşünün. Küllerinden yeniden doğan yanıyor, ölüyor, tekrardan diriliyor. Bu yüzden her birimizin hayatlarında ego ölümleri olacak. Bir takım sınanmalar yaşayabiliriz. Bakayım sen ne kadar bana bağlısın. Bakayım sen ne kadar yolundan eminsin. Bakayım sen bunu ne kadar çok istiyorsun. Hani diyelim ki bir araba almak istiyorsun. Örnek veriyorum. Ama yan gelip yatıyorsun. Arabanın. Şimdi emin misin değil misin? Seni sorgulayacak.
Seni denetleyecek. Haydi çık konfor alanından diyecek sana. Yoksa yatıp gideceksin ama tekamül için geldik. Bakın tekamül hızlandı. Sürekli görüyorsunuz ölümler, artık bunun yaşlısı da kalmadı. Önceden diyorduk ki ay 70 yaşında işte Allah rahmet eylesin öldü gitti. Şimdi öyle değil ki, benim daha geçenlerde hani sevdiğim bir dostum öldü. Gencecik yani. Başınız sağ olsun. Evet. Hızlandı. Hızlandı, ölüm de hızlandı. Zaman da Tekamül de hızlandı hızlandı. sanki, değil mi? Zaman Zaman da da bir çabuk hızlandı. geçiyor. Yani Zaman da ne ben ara geldi de ne ne ara ara geçti. bitiyor. Evet. İşte zaman dediğimiz o kavram da artık kalmayacak. Yani eski düzen gidiyor dostlar. O bildiğimiz inanışlar, o bildiğimiz zanlarımız, o şöyle şöyle diye tutturmalarımız, bunlar gidiyor. Çünkü Nuh tufanı gibi bir tufan olup yeni bir boyuta ve geçişe doğru gidiyoruz biz. Geçiş artık başladı. Ve bu geçişe uyumlanamayanlar frekans olarak, çünkü dünyanın titreşimi şuum rezonansı, artık güneş patlamaları oluyor. Bakın dünya depremler. Hani uyanışa geçti dünya. Sen frekansını yükseltirsen onunla birlikte olacaksın. Ama frekansını yükseltmeyip buralarda kalırsan da hastalıklarla da sınanabilirsin. Hani frekans şansımızı yükseltmek durumundayız ve ejderhamızı nerede kullanacağız? O ateşle birlikte sen bir yemek yapacağım diye karar verirsin. Ateşi harlarsın. O ateşle birlikte sen o yemeği öyle güzel yaparsın ki sofrana, eşine, dostuna çok güzel bir şekilde o lezzetleri sunarsın. Hem sen tat alırsın, hem karşındaki tat alır. Çok güzel bir yemek yersin. Ya da sen o ateşle, o içindeki aşk ateşiyle öyle bir sevgi yaşarsın ki gözlerinin içine baktığında yaralının o aşkını görüp o aşk ateşiyle sever, sevilirsin. Ve ondan sonra da meyvelerin olur. Şimdi yeni dönemde indigo çocuklar da gelecek yeni dünya düzenine. Doğanlar var, doğacak olan ruhlar var. Yukarıdan gelecek olan. Dünyanın daha işi bitmedi çünkü. Son, kapanış. Hani kıyamet denir ya. Artık bazı şeylerin dostlar vakti zamanı geliyor. Hani az kaldı yani. Öyle şey değil. Güneydoğu'dan bir takım hastalıklar vesaireler gelecek. Mümkünse Güneydoğu olan yerlere gitmeyelim. Evlerimizde labradorit taşları bulunduralım. Labradorit. Tamam. Evet. Ve obsidyen. Labradorit ve obsidyen taşları. Bunlar koruma kalkanıdır bu taşlar. Bunlar doğal taşlardır. Her birinin bunun frekansı vardır. Frekansı sürekli mide bulantısı, baş ağrısı, uyumlanma geldiği için Evet. oluyor. Bunlar şu dönem gayet normal. Güneş tutulmasına kadar bir hafta boyunca bunları yaşarsınız. Gül suyu, gül yağı, lavanta yağı bizim web sitemiz bizgekaderiniz.com. Hepsi saf ve hakikidir. Ürünlerimizden satın da alabilirsiniz orada. Bu dönem işte ayaklarımızı tuzlu suyla yıkamak, işte kaya tuzu olacak, Himalaya tuzu. Ayaklarımızı bekletmek, frekans çalışmaları, doğa içinde olmak, çim, çiçek, böcek, bunlar iyi gelecek. Topraklanmak, toprakla konuşmak, çiçeklerle uğraşmak, ilgilenmek. Aromaterapi yağları çok önemli. Mesela gül sirkemiz var, göbek deliğimize süreriz biz. İşte gül sularımız var. Bunları zaten bir kere daha şey yapmıştım. Neden biz bunları ürettik? Boşuna üretmedik bunları. Frekansımızı yükseltmek için. Ne dedi? Bir farenin bile dedik yaratılışta bir sebebi var o tarla için. Şimdi bu yaratılan gül suyunun da bir nedeni var. Hiçbir şey boş değil bu hayatta. Örümcek. Örümcek neden sizce Hira mağarasını örümcek ördü? Semboller eğitimimiz var bizim. 4 saatlik bir eğitim. Orada verdik. Katılan arkadaşlarımız oldu. Yine web sitemizden katılım sağlayabilirsiniz. Örümcek dişi enerjidir, dişiliktir. Ve Hazreti Muhammed Hira'dayken, mağarasında demlenirken her birimizin demlenmesi gereken süreçler vardır. Her birimizin inzivaya ihtiyaç hissettiği dönemler vardır. Düşünüp nereden geldim, nereye gidiyorum, ne yapıyorum bunları bulmak için, değil mi? Örümcek ile birlikte aslında oradaki metafor şuydu. Hazreti Muhammed orada durdu. Örümcek orayı sardı. Yani Hazreti Muhammed erkek bedeninde olmasına rağmen dişilik sürecine geçti. Yani eril dişil diyoruz ya hep eğitimlerimizde de. Dişi bekleyendir. Bebeği 9 ay dişi taşır, bekler. Süreç. Eril spermi döller gider. Vup vup.
Dişi bekler. Evet. Dişi süreçtir. Hazreti Muhammed'e orada sembol olarak sen Hira'da bir dişi enerji olarak demlen dendi ve örümcek sembolü de o yüzden geldi. Korundu dendi. Ve sonra da ona ikra, oku dendi. Oradaki oku dedi ben okuma bilmiyorum dediği değil. Sen şimdi egolarını, duygularını oku bir bakalım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereden geldin, nereye gidiyorsun, ne geliyor sana, vahiy mi geliyor? Beşinci çakra Cebrail makamı. Boğaz Ben bu, evet, bu videolarımızda da bahsettik. Ego ölümleri dedik gerçekleşecek. Eski düzenler yıkılacak. Eski evlilikler, mış gibi ilişkiler, mış gibi ortaklıklar, durulmak istemeyen alanlar, bunların her biri bitecek ki yeniye doğru geçesin. Çünkü insanoğlu çok oyalandı. E sen şimdi sürekli oturduğun yerde tekamül edebilir misin? Bir evliliğin içindesin, zorla duruyorsun. Git gel, otur. Yani monoton hiçbir şey yok. Alacağını almışsın, vereceğini vermişsin. Her şey bitmiş. Boğuluyorsun. E çık. Değil mi? Çık. Bitmiş. Enerjisi bitmiş. Zorlama. Eğer ki zorlarsan sana işte pıt sistem kafana taş atıyor. Çık yani. Çık diyor. Bitirir diyor. Bunun gibi. Çıkmayana da biraz daha celalle terbiye ediyor. Çünkü onun o yolu orası değil. Bu iş içinde olabilir. Bir ortaklık içinde. E orada tekamül de yapamıyorsun. O ortaklıkta. Alacak verecek bitmiş. İşe gidiyorsun. Üf, püf, onu mu yapayım? Sen 44 aşkla yapmıyorsun ki. Doğru. Mi? Aşkla yapmıyorsun. O ateşin sönmüş. İçindeki ateş harlanmıyor. O içindeki o ejder ateşini biz mesela kamplarda yaparız onu. Üçüncü çakra güneş. Solar plexus. Evet. Sinir merkezidir. Burası beynimizle ilişkilidir. Sen gücünü eline alabildiğin doğrultusunda hayatının komutasına geçersin. Hayat bir arabaysa sürücüsü sensin. Sen kullanma arabayı, arabayı çarpar. Ya da arkadaşına verdin. O nereye giderse oraya Doğru. gidersin. Sen geçer misin direksiyonunun başına? Ama sen direksiyonunun başına geçerken o içindeki ejder ateşini nasıl kullanacaksın? Eğer ki sen ibreyi düşünün arabanın ne deniyor ona erkekler söylesin. Sıfırdan 250'ye kadar giden. Hız göstergesi. Sen hız göstergesisin. Sen eğer basıp gidersen o ejder ateşiyle 250'ye kadar bastın normal mi? Değil. Evet. Kaza yapabilirsin, değil mi? Birisine zarar verebilirsin, kendine zarar verebilirsin. Hiç gitme sıfırla gider mi? Gitmez. Gitmez. Ya da 40'la gitsen yatayda kalıyorsun. Arkadaki kornaya basıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Bunun gibi düşünün hayatı. Ne diyor sana sistem? Dengede git. Neden hız sınırları, levhaları, şeyleri konuluyor? Had hudut yasası. Değil mi? O kırmızı ışıklar konmasa, o sarılar konmasa, buradan geçilmez diye konmasa düşünsenize siz Türkiye'nin, dünyanın halini. O oraya girer, o ona, oradan oraya, oradan oraya. Hani birazcık insanlığa had, hudut, sınır konmak durumunda idi bu zamana kadar. Çünkü bizim insanımız, her birimiz böyle öğreniyordu o sınırlara. Çünkü insanoğlu ihlal etmede çok bencildir. Yani sen çocuğuna yapma dedin diyelim. Ondan sonra baktın böyle bir girdin, ikinciye umursamaz onu gider yapar, değil mi? Ben anne değilim ama benim yeğenlerim var Doğru. biliyorum. Köpeklerim var oradan biliyorum. Hayır oğlum Doğru. dediğimde ama bir böyle girdim gel ona dediğimde bir yapıyor inadına. Niye şımarık? İnsanoğlu da böyle işte. Hani biraz böyle haddini aşan şeyler olduğu zaman şımarmaya da bencillik ya da kibire müsait. O yüzden had, hudut ve denge yasası var. Şimdi neyin ne olduğunu anlayabiliyor muyuz? Yani Evet. sistem aslında bizi neyden koruyor? Hani bu dünyaya gelip de kurban bilincinde şu da olmadı, bu da olmadı, niye olmadı, vah ben şu bu değil. Her biri, her bir kod, her bir hayatımızdaki olan olaylar bu zamana kadar bizi korumak içindi. O sınır sana oraya konmasaydı sen belki uçup gidecektin, neler neler yapacaktın. O yüzden ama sınırlar kondu oraya. Ama şimdi deniyor ki sana ilahi aşkın, ilahi aşk derken çoğu insan şöyle va işte hani kapanayım işte gideyim ümreleri Allah diyeyim namaz secdelere kapan. Yok. Değil. Evet. Bu değil. Yani yapmak isteyene yap.
Ben de Ümre'lere gittim zamanında yaptığım, hani gittim o aşk ateşlerinde yandığım beşerden ilahiye. Kabul. Bundan bahsetmiyoruz. İçindeki iman ateşiyle birlikte ben buradayım diyor ya. Ben buradayım, sen neredesin diyor sana. Ben burada, sen neyim? Sen bende misin? Diyor. Sen bendeysen biraz diyor bir inzivaya çekil. Sana bir takım olaylar yaşatabilirim. Bunları kabule geç. Ayrılıklar, iflaslar, bitişler, proje iptalleri vesaire. Seni yeniye doğurmak için sen bana güvenirsen, iman edersen, benim burada olduğumu bilirsen, ben sana güzel yollar açacağım. Dünyaca, kainatça, insanca. Ve sen de o içindeki aşk ateşiyle birlikte ne yapacaksın? Ateşini nereye kullanacaksın? Tabii ki bu geçiş aşamasında dediğim gibi obsidyenlerimizi ve labradoritlerimizi evlerimizin güney doğu yönlerine koyuyoruz. Korumak için. Horoz hepimiz var. İki, o hepimiz için değil mi bu arada horoz? Hepimiz için. Sadece belirli Evet. kişiler için değildi. Yok yok, horoz. Şöyle bir horoz. Ejderhanın yılı olduğu için küçük bir horoz. Üstünüze de taşıyabilirsiniz. Ben bunu üstümde taşıyorum bazen. Üç, evimizin güneydoğu yönlerini herhangi bir çiçek, aloe vera olabilir, bambu, bunları kullanıyoruz. Niye kullanıyoruz bunları? O hastalık enerjilerinden vesairelerden korunmak için. Dört, mutfaklarımıza para bolluk keseleri yapalım. Sembolik. Siyah olsun, korunur siyah. Bolluk bereket için o paralarımızı koyalım. Eğer ki telefon numaralarımızda, hesaplarımızda 066 rakamı varsa bunları değiştirelim. Fiyatlara 9 rakamları koyalım sonuna. 9. Numerolojik olarak bir başlatmaktır, 9 tamamlanmadır, 0 döngüdür. Her numaranın da bir sembolü ve bir titreşimi var. Kainat zaten 3, 6, 9, Tesla'nın dediği gibi titreşim. Evet, enerji eşittir MC kare. Evet. Bir gün bu 369 konusuna da değinelim sizinle aslında. Ondan da mesela çok soru geliyor. Benim de merak ettiğim bir konu. Hep bu 369 duyuyoruz ama çok da yani karmaşık bilgiler var aslında. Siz çok hakimsiniz konuya. O Yaparız. yüzden İnşallah evet. vaktiyle onu da yapalım. Evet. Yapalım. Onun dışında kırmızı renk giyebiliriz kök çakra için. Bol 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 doğada vakit geçirelim. Dediğim gibi mesela menülere, fiyatların sonuna 9 rakamları koyalım. 9'u titreştirelim. 9 vücudumuzdan sonra 8, 9, 9. çakra, bilgelik, birlik bilinci, meleki enerji artık tamamlanma olduğu için 9 yılı, şahane bir yıl bizleri bekliyor. Tamam. Lakin bu şahane, YouTube'a da bakıyorum da aynı zamanda. Bu şahane, yalnız bu şahane yılı gelirken dediğimiz gibi bir takım bitirişler de olacak. Çünkü bir şeyi bırakmadan bir şeye başlayamıyoruz. Doğru. Bu bırakış bir iş olabilir, bir kişi olabilir, bir duygu olabilir, bir zan olabilir, bir alışkanlık olabilir, bir bağımlılık olabilir. Zihin mesela overthinking, aşırı düşünme. Evet. Bu da bir Doğru. bağımlılık. Sürekli düşünüyorsun. Sürekli ama. Öyle miydi, böyle miydi, şöyle miydi? Zihindesin yani. Sen zihindeysen nerede dört dörtlük 44 süreç? O Nerede şeyler. işini aşkla, kalple yapmak? Kalp yok ki orada. Zihindesin. Tabii ki aklın, zihin başka bir şey. Aklını kullanmak başka bir şey. Zihin ya yaşamış olduğun duygulardan sebep eskiden şöyleydi, böyleydi, öyleydi, böyleydi ya budur. Ya da nasıl olacak, şöyle mi olsa, böyle mi olsa. Pinpon topudur. Vup, 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 vup. Bakın aşırı uç yine. Evet. Sen ne kadar anla diyorlar ya, anda olmak. An dediğin şey şudur. Zihninin aşırı sağa, aşırı sola gittiğini mi gördün? Hemen al bir gül suyunu. Mesela ben şu an bile yapacağım yani. Hani çünkü bu frekans yükseltiyor. Yayın yaptık şu an. Sıktım bunu. Ne kadar süreçteysen
andaysan zihninin gittiğini mi gördün? Orada ona şunu söyleyeceksin. Bir dakika dur şeytanım. Yine geldin. Hoş geldin. Misafir. Şeytan misafirdir. Duygular, düşünceler misafirdir. Kapıyı çalar. Bak şöyle. Bak böyle ha. Bak bu da böyleydi. Seni korumak için hem buradan hem de şeytanın vesvesesi. Doğru. Sen ne kadar ona seni gördüm. Hani kapıyı kim o? Ha, sen misin? Teşekkür ediyorum ama şu an müsait değilim. Yani anladım seni. Ama şimdi değil. Başka zaman. Kapıyı açmak zorunda değilsin misafire. Yani şeytana, yani zihnine. Ya açarsan zihninin girdaplarında boğul. Hapishane. Fark etmiyor. Fiziksel hapishane, zihinsel hapishane. Zihninin içinde kur kur kur. Aynı şey yani. Şimdi. Nerede o zaman kalp? Değil mi? Nerede dört dört? Nerede dört dörtlük yapmak? Şimdi dedik bunlardan bu şeylere giriş yaparken arkadaşımız dedi ya mide bulantısı yaşıyorum. Hazmedemediği olaylar yaşıyorsa bir insan mide bulantısı yaşar. Baş ağrısı kendini değersiz hissettiğin duygularından sebep kaynaklanan ağrılardır. Saç dökülmeleri kel olan erkekler mesela aşırı kontrolcü erkeklerimizin saçları dökülür. Çünkü aşırı kontrol ettiği için ne oluyor? Bir şeyi sen kontrol edersen ne olur? Olmaz ki gerginsin. Sıktın sıktın kastın 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 kendini. Hop. Ondan sonra vücut ne yapıyor? Dayanamıyor artık. Şey Bırakıyor yapmaya bir başlıyor. şeyleri. Evet. Bırakmaya başlıyor. Bırakmaya başlıyor. Evet, şahane. Yani, evet soru Böyle varsa alabilirim. soru Alabiliriz. varsa alalım. Evet. YouTube'dan da soru varsa alabiliriz. Tabii, bakın siz. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkür Evet. ediyoruz. Soruları yok herhalde takipçilerimizin. Gençlerde intiharlar nedensiz olan ölümler sizce? Nedensiz ölüm diye bir şey olmaz. Tabii. Zaten. Yani her ölümün bir nedeni var. Hani anlaşması gereğidir. Gelmiştir dünyaya. Ben bu şekilde öleceğim demiştir. Kiminin karmiktir. Kiminin anne babasına ve yakın çevresine bir ders içindir. Mesela bazen hasta şey çocuklar dünyaya gelir. Zihinsel özürlü deriz onlara. O çocuk melekidir. Ah, bir tane de geldi buraya küçük. Değil mi? Çocuk dedik geldi. Evet. Nedir o? Onun anne ve babasının imtihanıdır o. Ya da karmiktir. Hani o yüzden neyin yani neden öldü, nedensiz öldü diye bir şey olmaz. Çok teşekkür ediyorum Evet. Önceciğim. Çok güzel sunumlar oldu Çok güzel. demiş. Için gerçekten ağzınıza yüreğinize sağlık. Hakikaten çok güzel Bitti anlattınız. mi? Sağ olsun her birimizi. Bitti mi diyor. Oğlu işte sıkıldı herhalde. Son 2 senedir imzalanan kontratların ve iş anlaşmalarının Bitti. tüm tarafların kıymetli ve güçlü olmasına rağmen bir türlü hayata geçmiyor. Paraya kazanca dönüşmüyor. Şimdi bunun birçok nedeni vardır dostlar. Bir, bazı şeylerde eğer sen diretiyorsan olsun olsun diyorsan ve sistem sana bunu yaptırmıyorsa o işte diretmeyeceksin. Çekil. Çekileceksin. Çünkü senin için hayırlı değil. Eğer ki sen üstüne üstüne gidersen sistem sana onu yaptırır. Çünkü o senin nefsi isteğin. Der ki tamam külli irade olarak değil cüzdi irade seçti yapsın der. Sonrasında da vay iyi oldu deyip bedel ödeyebilirsin. Eğer ki sana sistem çekil diyorsa orada bir şey vardır çekilmek gerekir. Lakin bir türlü kazanca ve bolluğa dönüşmüyor demiş. Orada da madde ile ilgili, para ile ilgili, bilinçaltında annesiyle ve dişi enerjiyle ilgili koduna bakacak kişi. Bir konu sürekli tekrar ediyorsa karma mıdır, içinden geçmek mi gerekir yoksa alacağımız bir ders mi? Ve alamıyoruz. Her birisi hem karmadır, hem içinden geçmektir, hem ruhsal uyanış içindir, her birisi içindir. Ama bunu görebilmemiz için bireysel seanslar yapıyoruz. Görüp nedir, ne değildir onu ancak orada görebiliriz. Evet. Hani buradan böyle konuşursak biz de hakka gireriz, yanlış yönlendiririz. Bir kişiye bir kelimenle yanlış bir yönlendirmek onun hayatına sebebiyet verebilir. Doğru. Şunu yap dersin, onu yapar. Yanlış yönlendirirsin, sen de karmaya girersin. O yüzden seanslarımızda bunu açıklayabiliyoruz. Dönüştürüyoruz. Evet. Evet.
Evet. Bakın yayınımızda şu an ben bakıyorum YouTube'da tam 44 dakika 18 saniye Evet. olmuş. Bugünün de şeyi 4 4'lük 44'tü Evet. yayınımızı Evet. sonlandırabiliriz diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Gerçekten çok şahane teşekkür ederim. anlattınız. Çok keyifli bilgiler verdiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Bütün hayrına olsun diyeceğim. Herkese şifa olsun. İnşallah. İnşallah hoş gelsin Ejderha yılı hepimiz için. Umarım hepimiz kendi cesaretlendirdiğimiz şeylere ulaşırız diyorum. İnşallah. Allah. Önce bir yaşayalım. Sakinlikle, eminlikle, dinginlikle gelene hoş geldin diyelim. O frekanslar gelecek. Mide dönmeleri, baş ağrıları, yanmalar vesaireler. Tamam. Okey. Bir kendimizle kalalım. Bir Hira'mıza çekilelim. Sonrasında bakacağız. Evet. Her birinize sevgimi İnşallah. Çok kucaklıyorum. teşekkür Hoşça kalın. ediyorum. Sağ olun. Hoşça Sağ kalın. ol. Evet, yayını kaydediyor olacağım zaten. Tekrardan seyredebilirsiniz. Sorularınız olursa Mega Reform'dan ulaşabilirsiniz ya da Bilge Hanım'a da ulaşabilirsiniz. Çok Evet. teşekkür ediyorum Ben tekrardan. İyi teşekkür ediyorum. akşamlar diliyorum. Beni de eklemeyi unutmayın. Tabii Ben de tabii. sayfama Tabii. ekleyeyim. Beni de Tabii şey etiket yapsınlar. ekleyeceğim. Tabii. Tamam. Hoşça Hoşça kalın. kalın. Sağ olun. Öpüyorum güle güle.